2020 Salı günü Newcastle İngiltere Birleşik Krallık'la ilgili tahminlerimizi yaptık. Arkadaşlar dün Kempton Park'ta gerçekten çok saçma bir yarışlar grubu izledik yani. Bu birinci ayakta bilhassa bu Aisha denen safkanın gelme ihtimali yok ama geldi. Yani oluyor böyle şeyler. Dubai Tigris'in 5 boy attığı Safkan birinci geldi. Yurt dışında 81 ganyan vardı. Arkadaşlar şu an biz normal olarak sistemimize devam etmek zorundayız. Çünkü bizim sistemimiz böyle çamurlu, bulanık günleri kabul etmiyor. Biz muhtemel tabii ki gri, hafif çamurlu günler bizim için daha hoş. Çok böyle berrak günlerde de zaten 100 lira 200 liraya alıyoruz. Kenara çekiliyoruz, o ayrı mevzu. Evet, şimdi Newcastle'la ilgili çalışmamızı yaptık tekrar. Bununla ilgili de ikinci koşuyla başlıyoruz. Handikap 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik kum tapeta Newcastle'da. Toplam 10 tane safkan var burada değerlendirmeye alacağımız. Evet, klas 6 mücadelesi bu. Buradaki safkanlardan öne çıkanları hemen belirtelim. Öncelikle 2 numaralı Gaelic Secret Megan Nichols'la bu grubun zaten çok ötesinde arkadaşlar. Normal şartlar altında Gaelic Secret'ın bu grupta rahatlıkla gelmesi lazım. Grubun da zaten 1-2 tık üstünde, hatta bilginiz olsun. Eğer 2 numara düşerse ki küçük kuponlarda ben bunu banko dahi önerebilirim size rahatlıkla. Eğer o safkan düşerse o zaman devreye ne girer? 3 numaralı Princess of Lear Bill Garrett ile. Bu da grubun biraz üstünde arkadaşlar kalıyor. 4 numaralı Kapla Dream Harrison Shaw'la. Bu en son yapmış olduğu Kapla Dream'in 6.lığı arkadaşlar. 2 boyla, 1. ile arasında 2 boy var. Yani 4 at zaten fotoya giriyorlar. Diğer ikisi de arkalarından geliyor. Yani altıncılığı dahi 2 boyla yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, o kadar kötü bir altıncılık değil, o sizi yanıltmasın. Ve son olarak da grubunda koşan ama formda olan bir safkan var. Stay Smart 1 numaralı. Bu da arkadaşlar 4 Aralık'ta Newcastle'da bir ikincilik yapmış. Antrenörü David O'Meara gerçekten çok ünlü bir antrenör grubu. Çok kaliteli. Dikkat diyorum buna da. Buradaki görüntümüz şu şekilde. 2 numara düştüğü takdirde 3, 4 ve 1 de devreye gireceğini tahmin ediyoruz. Yapmış oldukları işlere göre. Evet. Şimdi ikinci kuştan 3. kuşu Altıl Gayan ikinci ayağına geçelim. Evet. Newcastle'da Birleşik Krallık'ta 3. kuştayız. Altıl Gayan ikinci ayağı. Burada 2 yaşlı İngilizler devam ediyoruz. 1200 metre sentetik kum. 5300 sterlin toplam ikramiye dağıtılacak burada. Arkadaşlar buradaki ilk grubumuz bizim tabii ki 1 ve 4 ekürler önceliğimiz. Toplam 14 tane safkan var burada koşuyor. Biraz da 4 numaralı Cast for Run Kevin Stott'la. Gerçekten yapmış olduğu ikincilik çok güzel. Burada güzel de bir AGF çıkacaktır yüksek, ona eminim. 20 Kasım'da Newcastle'da boyun farkıyla ikincilik yaşatmış. Çok güzel bir safkan ve ekürüsü Buford'la beraber koşuyor. Bu atların arkasından 5 numaralı Sir Titus, en az bunlar kadar değerli ve şansı olan bir safkan arkadaşlar. İlk yarışına 4. geldi. O da hayatındaki ilk yarışını Newcastle'da 17 Kasım'da yaptı. Birinci ile arasında 4 boy fark var, yani onu söyleyeyim size. Ve orijinal süper saf İrlandalı arkadaşlar Sir Titus. Kazanması gayet doğal olur. Bu iki safkanın arkasından da 2 tane size sürpriz şeklinde safkanlar tavsiye ediyoruz. 7 numaralı Widdle Woods Paul Mulrennan'la. O da 5.lik var ilk koşusunda hayatının. Ve 10 numaralı Chelsea ilk kez koşacak olmasına rağmen
otoriteler tarafından Amerikan orijinin olması itibariyle arkadaşlar, burada Amerikan pasaportu var, babadan Amerikan tarafı var. Otoriteler tarafından kesinlikle ve kesinlikle bu Richard Fahey grubunun antrenör ettiği bu safkan, bu Al Shaqab Racing kuruluşunun da atı, kesinlikle dikkat diyorlar buna. O yüzden 4 tane safkanla buradan geçiyoruz. 4-1-5 çizginin üstünde normalde kazanması gerekenler. Çizginin aşağısı da kazanması sürpriz sayılabilecek olanlar. 8 ile 10-12 ganyan arasında çıkacak olanlar arkadaşlar. Evet, şimdi 4. koşuya geçelim. 6'lı ganyanın 3. ayağına. Evet arkadaşlar, 4. koşudayız. 6'lı ganyanın 3. ayağı. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum, sentetik kum. Burada da 4 tane safkan var. Açıkça söylemek gerekirse bir şekilde 5'li ganyan gibi yapmışlar. Tabii bu bizim görüşümüz. Buraya birçoğunuz eminim ben 2-3 ya da 4 at yazacaktır buraya. Belki de bizim söylediğimiz atı banko geçecektir. Çünkü biz burada banko hakkımızı burada kullanıyoruz. Arkadaşlar 2 numaralı Kumasi Holy Doyle daha evvel 2 yılda 0-2-5 olarak bir derece görüyorsunuz orada. Ve burada da bir 2020 yılında da bir 7.liği var. Arkadaşlar bu zaten bu grubun 1 değil 2 tık üstünde bir safka. Burada AG Foran'ın %1 de çıksa biz bunu tek atıyoruz. Zaten üst grubun atı. Diğerleri de mesela Vandat 13 Aralık'ta 12 Aralık zannedersem. Ya 12 ya 13 Aralık'ta bir koşu gözüküyor arkadaşlar. Bu anlaşılmış bir şey değil. Belki de o at koşmayacak, bilemiyoruz. 4 numaradan bahsediyoruz. 1 ve 2 kalıyor geriye. 1 ve 3 kalıyor geriye. Onda da bu Mandamej ve Save the Spirit de iki grup aşağısındalar Kumasi'nin. Geriye bu safkan kalıyor. Yani sebebi de bu. Hemen verelim. Buradaki şemamız 2 banko Kumasi. Evet. Şimdi 6'lı ganyanın 4. ayağına geçelim. Newcastle'da 5. koşuya geçiyoruz. Evet. 6'lı ganyanın 5. özür dilerim. 4. ayağı 5. koşudayız. Handikap 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre sentetik kum. Toplam 9 tane safkan var burada. Start oluyor. Baktığımız zaman burada arkadaşlar sıkıntılı bir koşu bu. Onu öncelikle söyleyeyim. Ancak 2 tane atı diğerlerinden daha fazla ayırdık biz. Küçük kuponlarda bu 2 tane at yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Öncelikle Anif normalde bu grubun üstün aslında bu grubun aşağısında bazı yarışlarında birinciliği falan var ama tabii ki bu şu anda bu atların yanında en fazla şansa sahip at oldu. Anif 2 numaradan bahsediyorum. Hemen hemen %80 koşulanı Newcastle'da yapmış. Ve Newcastle'da çok aşina bir safkan. Paul Mulrennan'ın bindiği Anif ilk atımız. İkinci atımız 3 numaralı Perfect Swiss. Normalde geldi. Bir daha gelir mi? İşte dün gece bu Wit denen o safkan tekrar getirdi. Gelen geliyor tekrar. Bu çok kuvvetli bir safkan. Perfect Swiss. Phil Dennis'e de gelebilir. Zaten favori olacaktır. Bu iki tane safkanı biz beraber değerlendiriyoruz. Bunların dışında arkadaşlar 7 numaralı Clay Ragazzani. Ragazzani arkadaşlar Joe Fanning'in bindiği bu safkan grubunda normalde bir tık üstü olmasına rağmen otoriteler tarafından çok fazla geliri yok olarak gösteriliyor nedense. Ama bize göre öyle değil. Üçüncü atımız sayılır bu. 8 numaralı Pacino Jack Garrett ile bu da tam grubunda koşuyor. Formda bir safkan. Onu söyleyeyim size. Son iki koşusu 2 ve 3. 9 numaralı Catch My Brief Darak Cannon'la bu da bu grubun bir tık üstünde arkadaşlar ve burada birinciliği var. Çok dikkat diyoruz yani buna da. Verelim şablonu. 2, 3, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. 2 ve 3'ü ayırt ediyoruz. Perfect Swiss sistem herkes orada için söylemek gerekiyor ama safkan çok kuvvetli. Yani burada da kesinlikle bu yarışta
kendini göstermeye çalışacaktır. Bu Traveler'ın falan pek şanslı olduğunu düşünmüyoruz çünkü bu grubun çok altında kalmış arkadaşlar. Evet. Yani şu an bu Class 4 koşusu ama Traveler Class 6'larda gezmiş. Yani bu ikincilikler, birincilikler falan sizi aldatmasın. Yani belli de olmuyor, görüyorsunuz. 81 Ganyan geldikten sonra artık sözün bittiği yer değil zaten. Evet, 6. koşuya geçiyoruz. 6'lı Ganyan'ın 5. ayağına. Evet, Newcastle'da Birleşik Krallık, İngiltere. Handikap 3 yukarı İngilizler, 1600 metre. 4 tane safkan seçtik ama 2'ye ayırdık. 2 tane safkan bizim için daha önemli. İlk atımız Defense Treaty, Jack Garrett ile. Bu Jack Garrett'e bugün çok dikkat edin arkadaşlar. Epeydir yok ortalarda. Çok da güzel bir safkana biniyor bu. İlk atımız Defense Treaty. İkinci atımız arkadaşlar, bundan sonraki hemen hemen bütün atların ganyanları onun üstünde bekliyorum arkadaşlar. Bu tamam, normalde gerçekten iyi bir safkan. Yani zaten küçük kuponlarda bakarsanız bunu yarın tek atacaksınız. Burada Richard Fahey'lerin atı. Antrenörlüğünü ettikleri. Yani bunlar da çok önemli İngiltere'de. Bir de İngiltere'de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Dün gece Campton'da o 81 Ganyan, yani 28 Ganyan Türkiye'de ama yurt dışında 81 Ganyan o. Yani isteyenlere onu da gösterebilirim buradan bir sonraki videoda. Kendi atları arkadaşlar, hem antrenörünü yapmışlar hem sahipleri kendi atı olanlar gerçekten çok iyi saklayabiliyorlar atları. Ve çok iyi çalışması falan mümkün değil bulmanız. Ve böyle alıp getirebiliyorlar. Herkese de baktırıyorlar. Güzel de para kazanıyorlar muhtemelen. Arkadaşlar burada Defense Treaty'nin yanına biz 9 numaralı Island Storm yazıyoruz. Holly Doyle'la. Bu atın da burada geliri var. Ki biz bunu aynı zamanda 3 numarayla eşler tutuyoruz. Evet, diğer atımız arkadaşlar 6 numaralı Red Jasper, Josephine Gordon'un bindiği. Bu da arkadaşlar bu grubun bir tık üstü sayılır ama yüksek çıkacaktır AGF'si. Özür dilerim, Ganyan'ı yüksek çıkacaktır, AGF düşük çıkacaktır. Ve 8 numaralı Station to Station, Jim Hardy ile. Bu da zaten bayağı bir yüksek çıkacaktır. Ne zamandan beri koşmuyor ama dediğim gibi bu Burke Francis arkadaşlar, bunu dikkat ediyorum ben size. O yüzden burada atı olanlar zaten yazsınlar. 3-9 bir grup, 6-8 de bir grup ama bu koşu gerçekten çarşı pazarın karışacağı bir koşu olabilir. Çok dikkat diyorum. Bu koşu ve 7. koşu. Yani 6. ve 7. koşu gerçekten çok karışık. Biz burada en yani 3 dışında 9, 6 ve 8 sürpriz safkanlar arkadaşlar. Biz burada hani mayınları gösteriyoruz size. Mayın yerlerini. Yani yazacaksınız, en azından bunları mutlaka yazmanız gerektiği için. Çünkü daha belki birinciliklerinde 2019'da ve 2020'de erken aylarda, Ocak ve Şubat aylarında bilhassa yaptıkları yarışlarda derece yapmış safkanlar bunlar. Bu gruptaki diğer atlardan daha iyiler yani. Evet, şimdi 7. koşuya geçelim. 6'lı Ganyan'ın son ayağına. Evet, Newcastle'da günün bu programın en zor koşusu arkadaşlar. 7. koşu. Handikap 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre. Zaten 1600 metre böyle olduğu zaman, handikap 3 yukarı İngiliz olduğu zaman, bir de 14 tane safkan var burada. Zaten çok fazla favori beklemeyin. Evet arkadaşlar, burada da şu şekilde bizim görüşümüz. İlk atımız burada 2 numaralı Budanova, Holly Doyle'la. İkinci atımız 4 numaralı Fashion Free, Josephine Gordon'la. Üçüncü atımız 6 numaralı Blazing Dreams, Harrison Shaw'la. Dördüncü atımız 9 numara Zealous, Rowan Scott'la. Bu 4 tane safkan arkadaşlar, yani mutlaka kuponlarınızda bulundurması gerekiyor. 2 tane de sürpriz niteliğinde safkan veriyoruz size. Muhtemelen 20 ve 30'un üzerinde ganyanları olacaktır bu ikisinin. Bunları da düşünmenizi tavsiye ediyorum ben. 11 numaralı Sharp Exhibit, Andre Mullen'le. Ve 1 numaralı Melgate Major, Bill Garrett ile arkadaşlar. Bu Garrett'ler, bu Jack Garrett'i, Bill Garrett'i, bunlar çok dikkat edin bugün.
diyoruz. Ve size 2, 4, 6, 9 bunlar gelmesi normal olan safkanlar bize göre. Ama 1 ve 11'i de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, Newcastle'la ilgili burada görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz burada bitiyor arkadaşlar. Wolverhampton'la ilgili, Wolverhampton biraz daha zor olacak. Onunla da ilgili çalışmamız biter bitmez videoyu yayına sokacağız. Şimdilik herkese bol şanslar diyoruz. İyi bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Bol şanslar arkadaşlar.